Efendim merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Gecikme için gerçekten çok özür diliyoruz. İstanbul malum trafiği. Biz de biraz TÜYAP'tan bu bölgeden çok böyle yılda bir falan gelebildiğimiz için geciktik, kusura bakmayın. Tekrar özür diliyorum. Herkese iyi akşamlar. Gökalp'le birlikteyiz. Birlikte yapalım bu söyleşiyi istedik. Böyle biz kısa üçer beşer dakika konuşalım. Ondan sonra eğer ki sizler de isterseniz sohbet edelim istiyoruz. Yani belki sizin eklemek istediğiniz bir şeyler olur. Böyle bir şeyler yapabiliriz diye düşündük. Gökalp, biz gelmeden önce bir iş planı yaptık birlikte. Biraz dünyadan bahsedecek. Bir iki kriptodan da bahsedersin istersen ama daha çok dünyada neler oluyor, neler bitiyor ondan bahset abi. Ben de bir Türkiye'den bahsederim, sonra da karşılıklı sohbet ederiz. 5'er dakikamız var Gökalp Bey, ona göre. Siz yardımcı mı? 45 dakika gidiyorsunuz. İyi akşamlar tekrar herkese. Gökalp ben. Haftada bir gün Selçuk abiyle video yapıyoruz, tanırsınız. Genelde kripto tarafında uzmanım ben ve konvansiyonel piyasada da uluslararası piyasalarda. Oradan anlattıklarımızdan yani son 2-3 ayki eğer izliyorsanız, 2-3 ayki görüşümüz genel olarak şu. Biliyorsunuz Rusya-Ukrayna hikayesi var. Onun dışında işte tedarik zinciri sıkıntısı var. Ve küreselde de enflasyonist bir baskı var tüm dünyada. Başta Amerika, sonrasında kıta Avrupası, Çin kapandı, açılıyor, açılmıyor vesaire sorumlusu olan bir taraftan. Dolayısıyla bunların akabinde de merkez bankaların, önce gelişmiş merkez bankalarının, sonrasında da gelişmekte olan ülke merkez bankı, yani bizim de içinde bulunduğumuz ligin ne yapacağını anlamaya çalışıyoruz. Çünkü faiz sebep enflasyon sonuç, enflasyon sebep faiz sonuç sorunun bir ilmi karşılığı var aslında. Dolayısıyla piyasada ona göre hareket ediyor. Yani faiz arttığında insanlar riskli varlıklardan çıkıyorlar. Bunun içerisinde kripto da dahil, işte riskli ülke kurları da dahil. TL gibi, Brezilya reali gibi, Güney Afrika randı gibi. Buradan çıkıyorlar. Daha güvenli olan varlıklara kayıyorlar. Faiz neredeyse oraya doğru kayıyorlar. Tabii bunda bir denklem var. Biz de bunu anlamaya çalışıyoruz. Bunu anlamaya çalışırken de enflasyona bakıyoruz. Ve küresel konjonktür nereye gidiyor diye bakıyoruz. Bazen de işin içerisine siyaset girmek durumunda kalıyor ya da işte savaş politikaları ya da dünya politikaları girmek durumunda kalıyor falan ama bugüne kadar geldiğimiz noktada elde ettiğimiz sonuç şu, benim de Selçuk abinin de. Kötü gitti 2020. İnsanlar hep toparlanmanın nasıl olacağına dair, yani pandemiden sonraki toparlanmanın nasıl olacağına dair cevap aramaya başladılar. Avrupa'nın kendi içerisinde sıkıntılar vardı, Amerika'nın kendi içerisinde sıkıntılar vardı. Hop diye birden Rusya ve Ukrayna krizi patladı, petrol krizi patladı. Tedarik zincirlerinin aslında o kadar kolay çözülemeyeceğini anladı insanlar. Hepiniz aşinasınızdır. İşte cep telefonu alırken, bilgisayar alırken, otomobil bulamıyorken şu an, işte ikinci elin fiyatları artıyor. Çünkü neden? Sıfır otomobil yok. Çünkü neden? Çip krizi denen bir şey var. Çünkü lojistik sıkıntısı var falan. Gemiler hareket edemiyor, işte Çin kapanıyor çok. Aynı yere geliyoruz. Burada da baktığımız şey ve elde ettiğimiz sonuç şuydu. Evet, bir enflasyon var. İnsanlar önce çok katastrofik ve kötümser bir şeye bürünmüşlerdi. Derin bir enflasyon var ve bu asla silinmeyecek. İlk başta bunu reddetti Amerika, sonrasında Avrupa, sonra daha fazla şuna meylettiler. Hayır, doğal gaz ve petrol aslında çok kritik hepimiz için. Avrupa'da insanlar titriyor, arabalarını çalıştırmıyor, biz dalga geçiyoruz. Türkiye'de işte görecede muhalif bir kimliğimizden dolayı mevcut durumdan ama Avrupa'da da aslında işler çok farklı değil, yani kombi açmayın diyor Avrupa Merkez Bankası halka. Almanya'da da benzer bir şekilde. Dolayısıyla toparlayacak olursam lojistik krizinin öncesinde pandemi, sonra lojistik krizinin, patlayan Ukrayna Savaşı'nın, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın, petrol ve enerji krizinin getirdiği ve hepimize yüklediği bir enflasyon var. İstesek de istemesek de bu enflasyonun kökeni yurt dışından, kabul etsek de etmesek de. Biz bununla çok güzel mücadele edebilirdik. Nasıl mücadele edemediğimizin veya etmediğimizin detaylarını Selçuk abi Türkiye'yi anlatır. Ama ben küresel tarafta gördüğüm şu, ilk başta umursamıyordu dünya bunu. Daha sonra yandık bittik kül olduk diyor idi. Şu an biraz daha bir dakika ya, o kadar da kötü değil aslında işler. Evet, enflasyonu var. Enflasyonu biz yaşamaya devam edeceğiz 2023'te. 2023'ün ilk aylarında birazcık daha belki sıkıntılı ya da işte böyle tümsekli, böyle çok temiz olmayan bir yolda gidebiliriz.
Ama 2023'ün ortalarına doğru önce Amerika'da enflasyonun yavaş yavaş kontrol altına alınmasını yapabiliyorlarsa biraz büyümeyi kısıp işte istihdamı bozup bunun enflasyona yardımcı olmasını sağlamalarını bekliyor piyasa şu anda. 2023'ün ikinci yarısından itibaren de yapabilirlerse ve Avrupa'daki o dağınık ve birbirinden bağımsız ekonomik düzenin işte Almanya'sı ayrı, şeyi ayrı, nedeni Çekoslovakya'sı ayrı, Finlandiya'sı ayrı, Latvia'sı ayrı, Litvanya'sı ayrı. Bunları çok bozmadan yönetebilirse eğer ECB, yani Avrupa Merkez Bankası bunu yönetebilirse sonuç olarak da Avrupa'nın da 2023'ün ikinci yarısına doğru görece şu ankinden daha iyi bir atmosfere evrilebileceğini bekliyor. Bunun da sonucu şu, 2022'nin sonuna doğru piyasaları satıyorlardı, satmaktan görece vazgeçtiler. İşte kripto üzerinde konuşursak da Bitcoin bayağı yani tüm kripto paraların hepsi ama biz endeks olarak Bitcoin'e bakıyoruz. Bitcoin kendi içindeki yani kripto para ekosisteminin özelindeki sorunların dışında finansal marketlerle bayağı korele hareket etti ve geldiğimiz yerde 16.000'lerde vesaire. Dolayısıyla o kötü satışın şu an biraz dengelenmesini yaşıyor gibiyiz. Bu dengelenmenin de 2023'ün ilk çeyreğine kadar sürmesini, ilk çeyreğin sonuna kadar sürmesini bekleriz. Daha sonra da 4'ler 5'ler etrafında yılın ortasına ve sonuna doğru dengelenen bir Amerikan enflasyonu, ona yakınsayan bir Amerikan yani Fed faiz oranları, buna da aşina olmuş bir küresel piyasaların çok fazla genel olarak küresel fiyatlamayı bozmasını beklemeyiz deyip soluksuz konuşup şimdi sözü Selçuk abiye bırakıyorum. Biraz hızlı anlattım, kusura bakmayın lütfen. Programlarda da aynını yapıyor biliyorsunuz. Yani araya girip böyle bir cümle bir şey sorayım diyorum ama 45 dakika geçmiş oluyor herhalde. Evet, yani kötüydük aslında biraz daha iyiye doğru gidecek diye umuyoruz deyip son cümleyi söyleyeyim. Ağzına sağlık. Evet. Şimdi Türkiye'nin, ben bunu her söylediğimde estağfurullah diyor ama biz kripto nedeniyle Gökalp'le birlikte değiliz, onu söyleyeyim öncelikle. Türkiye'nin en iyi finans uzmanlarından ve ekonomistlerinden birisidir. Genç ekonomistlerinden birisidir. Onun için yanında olmasından şeref duyuyorum. Burada dostlarımız var, kardeşlerimiz var. Onların hepsine de sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Yani genç değilim, ekonomistim var. Hala gençsin yani, ben bana göre nispeten diyelim. Şimdi arkadaşlar, bu salonda bu konuşma başlığını ne koyalım diye bana sorduklarında kitap evimden, destek yayınlarından sağ olsunlar. Ben dolar 50 olacak dedim. Dolar 50 olacak deyince salon bayağı dolmuş. Yok bir şeye geldiği yok yani. Yazara geldiği yok değil mi? Allah. Yani, dolar 50'ye geldiniz. Nasıl olacak bu dolar 50 diye merak ediyorsunuz diye tahmin ediyorum. Gökalp'in anlattıkları çok değerli bir kere, onu söyleyeyim. Çünkü küresel piyasalar çok etkiliyor bizi. Bir de biz bunun üzerine ekstra ne ekleyebiliriz diye uğraşıyoruz. Yani küresel zaten berbat değil mi? Pandemisi, osu, Ukrayna'sı, osu falan derken her şey birbirine girmiş. Sonrasında da bir türlü toparlanamayan ekonominin kırılganlıkları, işte Fed'in sürekli faiz arttırması, şimdi faiz indirim sürecine girecek olması vesaire. Ama Türkiye'de de inanılmaz derecede ekonomiyi bozmak için bir uğraş var. Bunu söylediğimiz zaman da bize öfkeleniyor. Muhalif gazeteciye çıktı adımız, muhalif ekonomiste çıktı adımız. Muhalif miyiz? Evet, muhalifiz. Kime muhalifiz? Mevcut iktidara değil, tüm iktidarlara muhalifiz. Zaten vatandaş olarak yapmamız gereken şeyin de bu olduğunu inanıyorum. Bu olduğuna inanıyorum ben. Yani diyelim ki bundan 10 sene sonra tamamen zıt kutupta başka bir iktidar partisi var. Komünist olsun diyelim yani. Benim görüşüme de yakın. Komünist olduğunu kabul edelim ama yanlış yönetiyorlar sistemi. Onlara da muhalifiz. Fark etmiyor. Biz kimiz? Yani ben kimim? Ben vatandaş olarak konuşuyorum aslında. Ve vatandaşın asıl patron olduğunu unuttuğunu düşünüyorum. Epeydir. Hatırlayın, bundan 3-5 sene önce, hatta biraz daha geriye gidelim değil mi? 5-6 yıl önce aramızda bile konuşurken korkuyorduk. Lan bir şey söylesek acaba telefonumu dinliyordu. Oğlum senin telefonunu niye dinlesin? 80 milyonuz lan. 80 milyon kişinin hepsinin telefonunu dinlemeye kalksa.
büyük problem. Kimsenin telefonu dinlendiği falan yok dedim. Ve YouTube kanalımı kurma kararı aldım. YouTube kanalımı kurdum. Orada işte ilk önce EYT ile ilgili bir iki video yaptım. Ondan sonra ekonomiyle ilgili, finans sistemiyle ilgili, finans sektörüyle ilgili, dolarla ilgili tırnak içerisinde videolar yaptım ama asıl meselemiz dolar değildi orada. Hep bunu anlattık, anlatmaya çalıştık. Karnımız yarıldı, bir türlü anlatamadık. Dolar bir sonuçtu. Dolar bir sonuçtur. Doğru mu Gökhan? Yani ekonominin, biraz önce Gökhan'ın bir yığın şeyden bahsettiği konunun finalidir dolar, kripto paralar, hisse senetleri vesaire. Biz sanki nedenmiş gibi konuşuyoruz, sebepmiş gibi konuşuyoruz. Ekonomideki bozulmanın doların yükselmesinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Değil arkadaşlar. Ekonominin bozulmasından dolayı dolar yükseliyor. Dolar yükseldiği için ekonomi bozulmuyor. Bakın bunun altını çizerek söylüyorum. Dolar yükseldiği için ekonomi bozulmuyor. Ekonomi bozuk olduğu için dolar yükseliyor. Bir. İkincisi, Türkiye'de aklınıza gelebilecek tüm ürünler ithal olduğu için dolar ekonomiyi bu kadar bozuyor. Üretimsizlik olduğu için ekonomimiz bu kadar kırılgan. Son bir rakam paylaşayım sizinle. Son dönemde elimize ulaşmış bir rakamı paylaşayım. Hani üfürdükleri ihracat var ya, şöyle ihracatımız arttı, böyle ihracatımız arttı. Kardeşim ihracatımızı söyleyeyim, %3 artmış. Son ay verisi %3'lük ihracat artışı var Türkiye. İthalatımız ne kadar artmış? %33 artmış. Yani ihracat artışının tam 10 katı bir ithalat artışı var. Senenin başında dedim ki, bu yılın başında bakın senenin sonuna doğru gidiyoruz. Bu yılın başında dedim ki, arkadaşlar dış ticaret açığı 110 milyar dolara gidecek dedim. Bana bir küfür etmedikleri tarzı. Bakın yılın başında söyledim. Ben Merkez Bankası değilim, TÜİK değilim, başka bir şey hiç değilim. Sadece oturuyorum, verilere bakıyorum. Akışa bakıyorum. İhracatın artış oranlarına, ithalatın artış oranlarına, dünyadaki konjonktüre bakıyorum. Dedim ki net rakam paylaştım bakın. 110 milyar dolara gidecekti. İnanmayan varsa geçmişte yaptığımız videolar orada duruyor, bakabilirler. Televizyon kanallarında yaptığımız söyleşiler var, bakabilirler. Hayır olmaz dediler. Şu anda ne kadar biliyor musunuz? Kasım ayı itibariyle 100 milyar dolar arkadaşlar. Ve artarak devam ediyor ivmelenme. Çok yüksek ihtimal 105 ile 110 milyar dolar arasında bir yerde de tamamlayacağız bu seneyi. Şimdi bu ne demek? Bu cari açık eşittir 65-70 milyar dolar demek. Cumhuriyet tarihinin rekoru. Var mı daha yüksek ya? Senin hatırladığın, bildiğin. Senin yaşın itibariyle geriye dönüp bilebilirsin. Tamam mı? Velhasıl sıkıntılı 70 milyar dolarlık cari açık ödemeler dengesi krizidir arkadaşlar. 70 milyar dolarlık cari açık 1994 5 Nisan'dan çok daha tehlikeli bir dönemi işaret eder arkadaşlar. 5 Nisan'da olan şey 8 bin liralık dolar kurunun önce 42 bin liraya, oradan 36 bin liraya, sonra 48 bin liraya, daha sonrasında 1 milyon 600 bin liraya gidişidir. 1 milyon 600 bin lira. Dolar 4 lirayken 10 lira olacak dediğimde nasıl olacak kardeşim diyenler 10 sene önceye gitseler, 20 sene önceye gitseler dolardaki hareketi görecekler. Bu arada bir notu daha paylaşayım sizinle. Arkadaşlar dolar 18 lira değil, iddia ediyorum. 24 lira. Ne kadar biliyor musunuz? 18 milyon lira. Bir dakika duralım orada da. Öyle bir dünya yok. Dolar 18 lira değil, 18 milyon lira. Yani 200 kat artmış, sonra o 200 katın üzerine bir 18 kat daha eklenmiş anlamına gelir bu. Doların 1 lira olduğu dönem var, 1928-38 aralığı. Ama o aralığa baktığınız zaman tarım üretimi artmış, sanayi üretimi artmış, bankacılık sistemimiz millileşmiş, demir yolları bize ait olmuş. Emanet. 1928-38 Osmanlı'nın dış borcunun tamamı kapatılmış. Duyunu umumiyeden kalan borçlar üstelik. Galata bankerleri kovulmuş. Bugün yeniden Galata bankerleri var Türkiye'de. Bakın siz gidin dolarınızı ya da euronuzu bankaya yatırın %300-5 faiz verilir.
Galata bankerlerine şu anda %15, %20 faiz veriyorlar dolara. Yurt dışında da veriyorlar. Yurt dışında çok daha yüksek faizler. Demek ki arkadaşlar, Türkiye iyi yönetilmiyor ekonomi olarak. Son bir örnek. Şimdi EYT'li arkadaşlar var. Benim akrabalarım var burada, kardeşlerim var, arkadaşlarım var. Ben de bir EYT'liydim. Ben sonunda yırttım sonra. Neyse. EYT'liler kazanılmış haklarını istiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yapıyor. Diyor ki erken emeklilik yok bizde. Emeklilikte yaşa takılanlar. Yaşa takılanlar. Verilmiş hakkın gasp edilmesi. Verilmiş hakkın gasp edilmesi. Sonra seçimin nedeniyle falan bir çalışma yapılıyor EYT ile ilgili. Alkışlıyoruz yine, bravo diyoruz. İyi bir şey. Öyle ya da böyle. Kim yaparsa yapsın tebrik edelim yani. Ülkenin komedisine bak ya. Tiyatro gibi. Ben çok eğleniyorum. İyi ki Norveç'te dolmamışım. İyi ki Norveç'te yaşamamışım. Benim yüzüme kimse bakmazdı. Sana da bakmazlar. Hangi ekonomiste bakıyorlar orada? İyi ki Türkiye'deyiz. Kardeşim. EYT'nin son geldiği nokta şu. Emeklilikte yaşa takılanlar için yaş sınırlaması. Evet, ikinci kez. Yaş sınırlaması. Yaşa takılanlara yaş sınırlaması. Hani sonra bunları söyledik diye öfkeleniyorlar. Ya diyorsun ki kardeşim büyüyorum diyorsun. Hani diyorsunuz ya bize büyüyoruz biz. Türkiye büyüyor. Yine ben niye fakirleşiyorum? Sen büyüyorsun da ben niye küçülüyorum? Bu soruyu soruyorsun, kızıyorlar, öfkeleniyorlar. Baş harfleri örnek olsun diye söylüyorum. Ali Otomotiv, Ahmet Bakkal, Mehmet Hüseyin Terzi. Arka planına giriyorsunuz, hepsi yabancı, İngiliz, Fransız, İtalyan. Türkiye'deki şirketlerin %60-70'i yabancı. E hani? Hani yerli ve milliydik? Bakın arkadaşlar. Ben de burada tamamlayayım. Bu adam bu ülkede gururuyla, onuruyla yetişmiş bir askerdir aynı zamanda, biliyor musunuz? Türkiye'nin yetiştirdiği subaylardan birisidir, biliyor musunuz? Sisteme inanmadığı için şu anda başka bir noktada. Üstelik çok idealist bir adam olmasına rağmen. Niye her şeyin içi boşaltıldı? Ben senin, sana da kapak yaptım, hadi söyleyeceğim bir şey. Çık bakalım bunun içinden. Estağfurullah, gündem senin kitabın abi. O yüzden sorusu olan vardır eminim ki. Sorunuz varsa konuşalım arkadaşlar. Ama soru demeyelim, sohbet edecek varsa sohbet edelim değil mi? Evet. Ama bana değil sadece, birlikte sohbet edeceksek edelim. Yoksa hani çok da vaktinizi almış olmuyor. Var mı bir şey söylemek isteyen aranızda? Türkiye ekonomisi iyidir diyen var mı mesela? Siz iyi buluyor musunuz Türkiye ekonomisi? Hayır canım. Niye? İyi olur mu? Emekli misiniz? Değilim. Değil misiniz? Değilim. Siz de mi yaşa takıldınız? Evet, hayır, beyimler emekli. Yani ben emekli değilim, çalışmadım. Ev hanımı. Ev hanımı ama emekli olmanız lazım sizin. Ev hanımı olsanız da emekli olmanız lazım. Ya. EYT'li olan var mı acaba? Siz kaç yaşındasınız? Söylemeyeyim, bayanlara yansımaz ama çok genç değilim. Yani EYT'liyim, evet. Ben de o söylediğinize çok güldüm. Yani yaşa takılanların tekrar yaşa takılmasına. Ve dün gece bir program vardı bir kanalda. Orada da çok komik şeyler tartışıldı açıkçası. Yani çok kapsayıcı olacağı yeni çıkacak olan EYT yasasının. İşte ama dijital ortamda olmadığı için biraz gecikme olabileceği. Yalnız gecikme olsa da Aralık ayında bu işin çözüleceği. Yani çok inandırıcı değil hiçbir şey açıkçası. Anladım. Sadece sürpriz bekliyoruz, bilmiyorum. Çok bir şey sorabilir miyim? Borsada olan var mı? Borsada işlem yapan? Var. Ben yok, dolarda borsada olan var mı? Bu kadar. Borcu olan var mı? Gökhan Bey, bir şey söylemek ister misiniz? Bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Gökhan Bey. Buyurun. Gökhan Bey, şimdi siz Forex işlemlerinde de uzmansınız bildiğim kadarıyla. Bir de bu son zamanlarda Türkiye'den değil de Makedonya, Balkan ülkelerinden Forex işlemleri yapılıyor. Yani
başka şirketler üzerinden para, dolar aktarıp tekrar oradan günlük işlem yapanlar var. Yani bu sayı gün geçtikçe artıyor ve yani hep hani onların şeyine bakınca hep kazananların şeyleri atlıyor yani. Yani bir çiftlik banka vakası gibi yakında bir forex bir şeyi gelir mi ülkemize? Ben? Gelmez çünkü devlet onu bilse de görmüyor. Yani görmek istemiyor. Sermaye Piyasası Kurulu 2017'nin Şubat ayında bugün şeyi yönetmeliği değiştirdi ve bir kapı açıldı. Şu anda kaldıraçlı işlem piyasalarına bakan 4 tane benim bildiğim uzman var. 6 tane değiller yani onu biliyorum. Dolayısıyla aslında piyasayla alakalı konsantrasyon olmadığını söyleyebilirim. Yani regülatörün böyle bir kaygısı yok. Sadece o şirketlerin domainlerini kapatıyor, işte erişimi yasaklıyor ama son zamanda onu bile yapmıyorlar yani. Yani şeyi domainlerin sahiplerinin eskiden peşinden koşuyorlardı, şu an onu bile yapmıyorlar. Mesela bu 2017'de biz o zaman bir menkul değerler şirketinin genel yönetim kurulundaydım ben. Çok uzasını istemiyorum bu hikaye ama yani şey yönetmelik değişir değişmez. Türkiye'den benim bildiğim 6 tane büyük şirket kaçtı bu şeyin ardından. Biz de bunu bundan bir 4 ay kadar önce hasbelkader beni davet ettikleri 2-3 tane farklı hükümete yakın ortamda anlattım. Dedim ki bu yaptığınız aslında bir fırsat kaybıdır. Anlattığım isimleri söylemeyeyim, en tepedekini söyleyeyim, meclis başkanını anlattım. Sayın Mustafa Şentop'a 4 kişilik bir heyettik. Hem kripto para piyasalarının regülasyonuyla alakalı hem de Türkiye'nin kaçırdığı fırsatlarla alakalı ufak bir sunum yaptık 3 saat kadar. Ve bunları da anlattım. Yani şu anda siz yurt dışında bayağı kara paranın dönmesine izin veriyorsunuz ve bu fırsat kaybıdır. Türkiye'de bu çok güzel kâra, yani Türk devleti kazanabilir. Vergiye dönebilir bu iş. Çünkü bunu Türkiye'de yaparsanız Londra bacağını, Makedonya bahsettiğiniz, Arnavutluk çok var. Kuzey Kıbrıs. Yani çok Karadağ var yani söyleyeyim size. Rusça var. Yani çok var. Onların tümünü kesebilirsiniz diye anlattık. Ama şu anda onların öncelikleri farklı. Önce seçim kazanmak istiyorlar. O yüzden mesela bu üzerine çalışılması gereken bir şey. Tespitiniz doğru ama umursamıyorlar yani. Teşekkür ederim. Rica ederim. Selçuk Bey'e bir soruda petrolle ilgili Putin'in en son açıklama yaptığı 60 tavan fiyatını ben dedi kabul etmiyorum dedi. Petrolle ilgili ileride bir sıkıntı yaratacak mı dünya çapında? Kim sıkıntı yapacak? Yani Putin'in en son 60 dolara Avrupa Birliği'nin açıkladığı tavan fiyat şeyini kabul etmiyorum diye dün bir açıklama yaptı Putin. Bu petrolde tekrar bir artışın arz olarak şey olarak döner mi bize? Şimdi orada şöyle bir şey var. Yani ben Putin'in bu fiyatlardan memnun olduğu kanaatinde değilim. Zaten Putin uzun zamandır zaman zaman petrol fiyatları düştüğünde ortamı gererek fiyatları yukarıya doğru taşıyor idi. Ama çok etkili değil galiba değil mi Putin'in açıklamaları? Evet, çok etkili değil çünkü bir taraftan da şey Putin'in açıklamaları etkili ama o basına söyledikleri gibi sanki. Çünkü o anlaşmaların birçoğu 55-65 dolarlardan zaten yapılıyor. Dolayısıyla şunu demeyecekti tabii ki yani çıkıp da okey tamam böyle mi yaptınız ne güzel demeyecekti. Bir şey söylemesi lazım. Biz bunu asla kabul etmiyoruz ve reddediyoruz diyor bir taraftan. Halbuki anlaşma zaten birçoğu oralardan geçiyor. O yüzden de piyasa çok büyük bir tepki vermedi yani. Burada en kritik konulardan birisi bence Rusya'nın son 10 yıldır yaptığı devrimlerdir. Ona bakmak lazım. Yani petrol konusunda da bir devrim yapıyor Putin. İşte yavaş yavaş. Şöyle, yanlış hatırlamıyorsam, lütfen Gökalp düzeltsin ya da salondakilerden de düzeltenler olabilir. Rusya'nın üretim maliyetleri çok yüksekti, 50 doların üzerindeydi. İlk bu işlere başladığında, hatta hatırlayın Gürcistan Savaşı döneminde petrol üzerinden köşeye sıkıştırılmıştı Rusya. Borsaları korkunç çökmüştü, sistemleri krize girmişti falan filan. Bunu atlattılar bir şekilde. Ve Putin orada uyandı hikaye. Yani petrolü daha düşük maliyetlerle üretmesi gerektiğini uyandı. Ama başka şeylere de uyandı Putin. Mesela buğday üretmesi gerektiğine de uyandı.
Mesela tahıl konusunda dünyayı kontrol edebileceği konusuna da uyandı biz tarlaları boşaltıp inşaat yaparken. Putin hem ağır sanayi, hem yüksek teknoloji, hem gübre, yani aklınıza gelecek bütün konularda kendisi geliştirmesi gerektiğini de gördüm. Şimdi Putin güzellemesi yapmak değil derdim. Burada bağlayacağım şey şu. 2000'in başından diyoruz ya hep biz, kendi kendine yeten 7 tarım ülkesinden biriyiz falan diye. Biz o günlerde şunu konuşuyorduk. Yani hatta 80'lerde başlayan bir süreçtir bu. Kitapta da bunlar var. Alın arkadaşlar. Olur mu kitabı? Araya reklam attım. Ben alırlar diye düşünüyorum. Merak ondan sonra, eyvallah. Yani şey, orada bizim yaptığımız hata en önemli kalemizden vazgeçtik. Bir ülke ekonomisinin, Amerika'da da, Avrupa'da da, Fransa, yani Avrupa ülkelerinde de, İngiltere'de de bu böyledir. Rusya'da da bu böyle. Tarım konusunda gelişmeyen hiçbir ülke gelişemez. Mesela Çin modeli dediler, hatırlıyor musunuz? Çin modeli getiriyoruz biz. Hani bizim maaşlar aşağıya tepetaklak düşünce, Çin modeli yapıyoruz ya biz dediler. Çin modeli o değil ki. 1970'li yıllarda tarım konusunda Çin'in atak yapması, sonra sanayileşmesi, sonra markalaşması, sonra işte yüksek teknolojiye geçmesi. Böyle bir yerdeyiz biz aslında. Bunların hepsini biz yapabilirdik. Türkiye olarak bunların hepsini yapabilirdik. Hatta size çok ilginç bir şey söyleyeyim mi? Türkiye olarak biz bunların hepsini yaptık. Yaptığımızı bozduk. 28 ile 38 aralığında biz bunların hepsini yaptık. Ta ki 1947'ye kadar, 1947'de önce NATO'ya girdik. 1950'li yıllarda Marshall yardımlarıyla bütün sistemimizi alt üst ettik. Bütün sistemimizi çökerttik. Ondan sonra ufak ufak Türkiye tamamen bütün kazanımlarını kaybetti. 2000'den sonra tamamen kaybettik bütün kazanımlarımızı. Bas bas bağırıyorum, televizyon kanallarında söylüyorum, kendi YouTube kanalımda söylüyorum. Bir tane cevap gelmedi. Türk Telekom'u Araplara verip bütün bakır tellerinin çalınmasına sebep oldunuz mu, olmadınız mı diyorum. Bir tane dava açmadılar. Madem yanlış bilgi veriyorum, dava açın kardeşim. Velhasıl sen kendi kazanımlarını kaybedersen bu hale gelirsin. Rusya ise son 10 yılda zaten olan kazanımlarının üzerine ekstra kazanımlar koydu. Bugün adam artık tahıl koridorunun tahıl merkezi, deposu pozisyonunda. Tahıl deposu. Sen tahıl koridoru olacağım diyorsun. Tahıl koridoru olsan ne olur? Yol geçen anısın. Sen tahıl deposu olacaksın. Sen tarım deposu olacaksın. O zaman oturup konuşuruz. Petrolle ilgili cevabım da şu, Rusya o 10 senede petrol maliyetlerini düşürdü. Evet, 60 dolara tabii ki itiraz eder. Ama 55 dolarda dediği gibi Gökalp'in aslında okey seviyesi. 50 dolarda okey seviyesi artık. Ama 50 doların altı Amerika için okey seviyesi değil artık. Gerçeği de görelim yani. Süremiz bitti mi bizim? Devam ediyor mu? 5 dakika. 5 dakikamız var. Peki. Şurada bir genç kardeşimizi görüyorum ama ben. Evet. Sen sıkılmıyor musun burada? Pek değil. Yani sonuçta ben olsam acayip sıkılırdım, biliyor musun Zeynep? Yani dinlemek eğlenceli. Ayağa kalkar mısın? Görmek için diyorum. Yanlış anlamadım. Ha? Eğlenceliyiz biz. Yani hayır, o manada değil. Dinlemesi keyifli. Ben sana bir şey söyleyeyim. Senin yaşındakilerin, yani küçük görmek için söylemiyorum, yanlış anlama. Senin yaşındakilerin bizi dinlemiyor olması gerekir diye. Yani tabii ki aslında bunun yerine evde gidip ders çalışmak gerekirdi ama hani... Hayır canım, ne münasebet. Niye ders çalışman gerekecekti? Gezebilirdin, tozabilirdin, geleceğinle ilgili kaygıların olmayabilirdi. Hangi okuldasın? Ben burada yaşamıyorum. Nerede yaşıyorsun? Yani bu semtte yaşamıyorum. Ha, yani başka bir semtte yaşıyorsun. Türkiye'desin ama. Türkiye'de mi? Gitmeyi düşünüyor musun başka ülkeye? Yani tabii ki düşünüyorum. Abi şuna bir hayır cevabı alamadık. Hayır. Yani gezmek, görmek açısından tabii ki düşünüyorum. Farklı ülkeleri görmek. Öyle değil. Mesela oraya gitmek, senin gibi orada yaşamak isteyenler oluyor falan, öyle düşünüyor musun yoksa burada mı kaldın? Göç etmeyi soruyorsun sen. Evet. Göç etmek, hayır. Tamam. Aferin sana. Niye kalacaksın peki burada? Evet.
onu bilemiyorum ama hani küçük bir ihtimal de olsa belki düzelebilir bu ülke. Bilmiyorum. Hani yine de burada kalmak istiyorum. Küçük bir ihtimal değil, büyük bir ihtimalle düzelecek. Düzelecek, evet. Anne mi yandaki? Yanındaki anne mi? Ablam. Ablam, hangisi? Ablam. Bayağı yaş farkı var mı aranızda? Siz 20, o 14. Ben 42 yaşındayım. O da 13 yaşındayım. Evet, 13 yaşındayım. Siz ne düşünüyorsunuz efendim Türkiye ile ilgili? Kaygılar var. Reise devam mı? Yola devam mı? Hayır tabii ki. Ya ben şimdi şöyle söyleyeyim. 10 senedir ben işçi, benim çoğu çalışım yer işçi sağlıklı olduğu için, matbaada çalıştığım için son 10 senedir benim 5 senedirim. Ben insanlara sürekli bilgilerimi paylaşıyorum. Çünkü insanlar işten eve, evden işe, gazete okudukları yok, kitap okudukları yok. Okulda zaten seyrettiği televizyonlarda bu tarih kanalları. Yani elimizden geldiğince bilgimizi paylaşıyoruz. Döndürdüğüm oldu, döndüremediğim oldu. Bazen umutsuzluğa düşüyorum açıkçası. Yani düşmeyin, konuştum halde. Düşmeyin. Geleceğiniz çok güzel. Ya mesela en basiti şu an çalıştığım işimde 4 arkadaş. Kesinlikle. Birbirimizle beraber birlikte geliyoruz. Kesinlikle düşmeyin. Yok şu açıdan diyorum. Ya bir insan bilmiyorsa eyvallah. Bazı şeyleri ona öğrenir senden de ama bazen de bilgiye halde kabul eden insanlar var ya. Yani ben böyle bir cehalet görmedim. Hep beraber el ele vereceğiz, gönül gönül. Yani evet, bizim en büyük düşmanız parmağı, cehalet gerekiyor. Doğru. Harikasınız, bitiriyormuşuz. İkinci sınıfta destek yayınları standında imzamız geçeceğiz. İmzamız var. En büyük sorun cehalet, evet.